Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün nationality ünitemize geçiyoruz. Konumuza geçmeden önce hemen size ödevlerinizi vermek istiyorum. Sıfırdan dörde tüm dersler kitabımız geldi. Sizinle birlikte nationality ünitemizi açıyoruz. Hemen ikinci ünitemiz. Evet arkadaşlar burada hem konuya çalışıp üstüne testini çözebilirsiniz. Sizin için çok çok faydalı olacaktır. Bakın burada ülkeler var, uluslar var görüyorsunuz. Soru kalıplarımız var. Üstüne de hemen testimiz var. Yani o zaman ödevleriniz nereden nereye? 298'den 301'e kadar arkadaşlar ödeviniz bu şekilde. Peki, şimdi de gelsin zoru bankası kitabımız. Zor seven arkadaşlarımız için buradan da hemen nationality ünitemizi buluyoruz arkadaşlar ve video sonunda mutlaka ödevimizi yapmayı unutmuyoruz. Evet. Buradan da sayfa 280 ve 281'deki test size ait arkadaşlar. Mutlaka videodan sonra ödevinizi yapmayı unutmuyorsunuz. O zaman hazırsanız dersimize başlayalım. <laughs> Today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Identifying countries and nationalities. Yani arkadaşlar ülkelerin ve ulusların isimlerini tanıyacağız sizlerle birlikte. Onlarla ilgili cümleler kuracağız, bol bol alıştırmalar yapacağız. Bu ünitede arkadaşlar devam edelim. Karşımızda bazı ülkelerin bayrakları var arkadaşlar. Şimdi biz o bayraklara bakıp ülkeleri yazacağız sizlerle birlikte. Burada ben Japonya'nın bayrağını görüyorum. Peki İngilizcesi nedir? Japan. Japonya, Japan. Burada da Almanya bayrağı var değil mi? Almanya ne demek peki arkadaşlar? Germany. Germany, Almanya. Peki burada ne var? Pakistan bayrağı var arkadaşlar. Pakistan. Zaten bizdekiyle de aynı şekilde yazıyoruz. Burada İtalya bayrağı var arkadaşlar. Italy, İtalya. Burada hangi bayrak var? Rusya bayrağını görüyorum. Russia, Rusya. Burada da İngiltere'nin bayrağı var arkadaşlar. England, İngiltere. Aynı zamanda Britain da İngiltere diye geçiyor arkadaşlar. Onu da unutmuyoruz. Peki burada hangi ülkenin bayrağı var? Amerika var değil mi? Amerika. Şöyle de görebilirsiniz. The USA. Peki Burada hangi ülkenin bayrağı var arkadaşlar? İran değil mi? Yazalım. Ve burada da bizim bayrağımız var arkadaşlar. Turkey. Bu şekilde ülkelere çalıştık arkadaşlar. Bunlar ne? Countries yani ülkeler. Devam edelim. Peki şimdi biz birine nereli olduğunu nasıl soruyoruz arkadaşlar? Where are you from? Nerelisin demek değil mi? Bunu unutmuyoruz. Biz bu sorunun cevabına bir ülkeden de bahsedebiliriz bir şehirden de bahsedebiliriz. Peki Tonguç'a bakalım elinde Türk bayrağı var tabii ki de. O zaman ne diyecek Tonguç bize? I am from Turkey. Yani ne demiş oldu arkadaşlar? I am from Turkey. Türkiye'liyim, Türkiye'denim demiş oldu arkadaşlar. Where are you from? Ne demek o zaman? Nerelisin? Bu soruyu unutmuyoruz. Bu ünitede çok önemli. Peki şöyle de bir soru görebilirsiniz arkadaşlar. Are you from Turkey? Yani Türkiye'li misin? Türkiye'den misin?" diye bir soru da görürüz. Evet, eğer öyleyse ne yazıyoruz? Yes I am. Tonguç ne diyecek bize? Yes I am diyecek değil mi? Evet, öyleyim diyecek. Bu şekilde olumlu bir kısa cevap verebilirsiniz. Ama hayır değilim diyecekseniz eğer, no I am not. Yani bunu da yabancılara sorduğumuzda bu soruyu onlar no I am not diyecekler, değil mi? Hayır değilim diyecekler arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Write the nationalities. Biz countries yani ülkelere çalışmıştık arkadaşlar. Şimdi de ulusların İngilizcelerine çalışacağız siz, sizlerle birlikte. Burada hangi ülke var? Britain var değil mi? Yani İngiltere. Peki biz ona ne yazıyoruz ulusuna? British, İngiliz. Bakın farkı görüyorsunuz değil mi? Peki burada ne var arkadaşlar? İran var değil mi? Peki İranlı nasıl söyleyeceğiz bunu arkadaşlar? Iranian. Turkey, Türkiye demek değil mi? Peki bizim ulusumuz nedir arkadaşlar? Biz Türküz değil mi? O zaman İngilizcesine Turkish. Japan, Japonya demek. Peki onların ulusu ne olur arkadaşlar? Japanese. Japon demiş oluyoruz. Peki burada Russia var. Rusya değil mi? Peki Rus nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? Onların Rus olduğunu nasıl söylüyoruz? Russian. Rus demek. Peki burada Irak var arkadaşlar. Peki Iraklı diyeceğiz aslında değil mi biz? Iraqi diyebilirsiniz. Iraqi diyebilirsiniz arkadaşlar. Iraklı diyebiliriz. The USA hangi ilçemiz? Amerika değil mi? Peki Amerikalı nasıl söylüyoruz? American. Burada Pakistan var arkadaşlar. Peki orada yaşayan insanların ulusu ne olur o zaman arkadaşlar? Pakistani. Yani Pakistanlı demiş oluyoruz. Peki Germany Almanya demek değil mi? Peki Almanya'da yaşayan insanların ulusu ne olur arkadaşlar? Alman olurlar onlar değil mi? O zaman ne yazıyoruz? German. Bu şekilde de hem ülkeleri tekrar bir şey olduk hem de ulusları öğrendik arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Countries, nationalities. Devam edelim. Evet yine bir sorumuz var karşımızda. Bakalım arkadaşımıza bakıp onun nereli olduğunu tahmin edebiliyoruz zaten değil mi? Peki bu soruları ona göre cevaplayalım. Are you German? Alman mısın? Bakalım arkadaşımıza. Hayır Almanlara benzemiyor değil mi? O zaman bize ne diyecek? No I am not. Hayır değilim diyecek. Hayır değilim. Peki o zaman başka bir soru gelsin. What nationality are you? Senin ulusun ne sorusu demek değil mi arkadaşlar bu? O zaman arkadaşımız bize ne diyecek? I am Japanese. Yani ben Japonum dedi, değil mi? Yazalım. I am Japanese. Bu şekilde de ulusunu söylemiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Ve karşımızda bir alıştırmamız var. Ne yapıyoruz? Answer the questions. Buradaki soruları buradaki metnimize göre cevaplayacağız. Hadi okumaya başlayalım. Hi, I am Peter. Merhaba ben Peter. I am nine years old. Ben dokuz yaşındayım. I am from Russia. Rusya'danım, Rusyalıyım. I am Russian. Ben Rus'um. I love my country. Ülkemi seviyorum. My flag has got three colors. Bayram üç renge sahip diyor arkadaşlar. Bayraklar üç renge sahip sahipmiş değil mi? Bakın burada görüyoruz. I respect my flag. Bayrağıma saygı duyarım. I love my flag. Bayrağımı severim. Peki şimdi sorularımıza geçelim. What is his name? Onun adı ne arkadaşlar? Söylemişti burada değil mi? Peter diye. O zaman biz şimdi arkadaşımıza göre cevap verelim. His name is Peter. Yani onun adı Peter demiş olduk arkadaşlar. He is burada onun demek değil mi? Ama biz bunu kimler için kullanıyoruz? Erkekler için onun demek. His name is Peter. Onun adı Peter. How old is he? O kaç yaşında? Bakın burada yaşını söylemişti. I am nine years old diye. O zaman ne yazıyoruz buraya da? He is nine years old. O dokuz yaşında. Where is he from? O nereli? Ne demişti arkadaşlar? I am from Russia. Rusyalıyım demişti değil mi? Rusya'danım demişti bize. O zaman ne diyoruz buraya? He is from Russia. Yani o Rusyalı. Rusya'dan demiş olduk. What is his nationality? Onun ulusu ne arkadaşlar? Zaten ne olur o zaman? Rusyalıysa Rus olur değil mi? Ne yazıyoruz? He is Russian. O Rus demiş olduk. Bu şekilde sorularımızı cevaplandırdık. Devam edelim. Practice. Match the flags with countries. Burada bayraklarla ülkeleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Irak var burada. Irak. Peki hangi bayrak Irak'a ait arkadaşlar? Buradaki değil mi? O zaman eşleştirelim. Türkiye bizim bayramımız hangisi tabii ki de işte burada Türkiye Pakistan hangi bayrak arkadaşlar Pakistan ülkesinin bayrağı nedir? İşte burada. The USA Amerika var arkadaşlar burada. Amerika'nın bayrağı hangisi? İşte burada. Ne kaldı? Germany Almanya kaldı ve onun bayrağı da burada arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Ülkelerle bayrakları eşleştirdik. Bizim için çok çok önemli bu ünitede arkadaşlar. Mutlaka tekrar edin. Siz de bu şekilde eşleştirme yapıp da çalışabilirsiniz. Evet gelelim. Bu ünitede göreceğimiz bazı kalıplarımız var arkadaşlar. Yani düşüncelerimizi ifade ederken neler kullanıyoruz? Hadi bakalım başlayalım. I think ne demek? Bence demek arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kendi düşüncenizi I think ile başlayan cümleyle devam ettirebilirsiniz. I think so ne demek arkadaşlar bence de demek bunu da yazalım mesela bazı arkadaşlarımızın e, ülkelerini tahmin edebiliriz ve onlarla ilgili düşüncelerimizi söylerken bunlar bize çok yardımcı olacak arkadaşlar peki I don't think so ne demek arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum yani sanmıyorum demek burada da olumsuz bir ifadeden bahsedebiliriz. Ben öyle düşünmüyorum, sanmıyorum diyebilirsiniz. I think, I think so, I don't think so. Peki devam edelim. Practice. Karşımızda bir alıştırmamız var. Peki burada arkadaşlarımız nelerden bahsediyorlar bakalım. Eşi American, o Amerikalı mı? Bakalım. Hmm, da öyle görünmüyor değil mi arkadaşlar? Peki ne diyecek o zaman cevabımızda? I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Look at her flag. Onun bayrağına bak. She is British. O İngiliz. Evet bu doğru değil mi arkadaşlar? Bakın İngiltere bayrağı var elinde. O zaman burada neyle başladık cümlemize? I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum diyerek başladık arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Devam edelim. Practice. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçiniz. He is from Russia. He is Burada bir boşluk var. Buraya ne yazmamız gerekecek arkadaşlar? Nationality yazacağız değil mi? Yani ulusunu. Peki eğer o Rusyalı ise arkadaşlar. Zaten ulusu ne olur? Çok basit değil mi? Evet hemen bulalım. American. Amerikalı olur mu? Hayır. Pakistani. Pakistanlı olur mu? Hayır. Russian. That's right. Rus olur değil mi? Doğru cevabımızı bulduk. Iraki olur mu? Iraklı. Hayır. Burada doğru cevabımız Russian olmalı değil mi arkadaşlar? He is Russian. He is from Russia. He is Russian. Bu şekilde cevabımızı bulduk. Devam edelim. Practice. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçiniz. Peki bakalım buradaki boşluğa ne gelecek acaba? Önce şu cevabı bir okuyalım, ona göre bulalım. I don't think so. I think he is Pakistani. Ben öyle düşünmüyorum. Bence o Pakistanlı diyor, değil mi? O zaman buradaki soru ne olacak acaba? Bakalım. How old is he? O kaç yaşında olur mu arkadaşlar? Hayır burada yaşla ilgili bir cevap yok. What is his name? Onun adı ne olur mu? Hayır adından bahsetmiyor cevapta. Is he David? O David mi? Hayır böyle bir cevap da yok arkadaşlar. Is he Iraqi? Evet o Iraklı mı? Dersek böyle bir cevabı verebilir arkadaşım değil mi? I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. I think he is Pakistani. Ben öyle düşünmüyorum. Bence o Pakistanlı diyebilir. Doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar geldik dersimizin sonuna. Peki biz bu ünitede sizlerle birlikte neler öğrendik? Ülkeleri öğrendik arkadaşlar. Ulusları öğrendik. Onlarla ilgili cümleler kurmayı öğrendik. Onları tanıdık. Bayraklarıyla birlikte harika bir şekilde derslerimize çalıştık. Siz de videoyu izledikten sonra mutlaka ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Daha güzel pekiştireceksiniz arkadaşlar. O zaman şimdi gelelim ödülü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.